Bunun var ya şeyi var. Blood Warden olabilir. Yemin ederim o var. Kesin o var. Yapma pis herif, yapma. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün en son 23 yıl önce girmiş olduğum Smurf hesabımda oynamaya çalışacağım. Ana hedefim yanıma gelen kurbanları taşımak ama karşıma nasıl bir katil gelecek bilmiyorum. Hani Smurf hesabımda olmama rağmen genelde güçlü katiller geliyor. Ama deneyeceğiz. Mevcut perklerim gereği şöyle ilginç, değişik, garip, kurabağ bir kombin yaptım. Build yaptım daha doğrusu. İlk perkümüz kıvrak. Bir pencereden ya da paletten hızlı bir şekilde atladıktan sonra 3 saniyeliğine normal koşma hızımız %150 daha fazla oluyor. İkinci perküm canavli. Birisi kancadan bizi aldığında ya da kendimiz kancadan kurtulduğumuzda 50 saniyeliğine bu perk aktif oluyor. Ve bu 50 saniye içerisinde katil bizi sırtına alırsa küçük bir skill check soruyor bize ve bu skill check'i tutturursak katili 3 saniye boyunca sersemletip katilin sırtından kurtulmuş oluyoruz. Üçüncü perk'üm pür dikkat. Katil hasar verici bir eylemde bulunduğu zaman 3 saniyeliğine bize görünüyor. Yani işte jeneratör tekmelediği zaman falan katilin yerini görüyoruz. Son perk'üm de hafif siklet. Koştuğumuz zaman yere kırmızı bir çizik bırakıyoruz ya. Bu çizikler hem daha değişik aralıklarla çıkıyor. Yani katilin kafasını karıştırıyor. Hem de normale göre 3 saniye daha az kalıyor yerde. İzimizi daha kolay kaybettirebiliyoruz yani. İki kişi ilginç planlar peşinde. Bak, hesabımda 17 saat var ve 1 senedir belki daha fazladır hiç girip oynamamışımdır. Ona rağmen eğer karşıma yamuk yumuk bir killer atarsa MIT, FBI, YKS, AYT, TYT, FIFA, UEFA ne varsa hepsine şikayet ederim bak. Adam niye esnaf gibi geldi lan? Sağ altta bir sürü perküm oldu. Ha, bir tanesi killer'ın perkü. Işıklar içinde uyumuydu. Neydi perkün adı? Merhabalar. Vallahi şimdi yani ağzına şapalığa koyacağım ya. Hayır, sanki benim mutlu olacağımı düşünüp böyle oradan iyi diye çıkıyor ya, sanki hani bana sürpriz yapıyor gibi. Şu an tehlikede olabiliriz. Bir şey diyeceğim, Volley Michael mı acaba ya? Geliyor mu lan? Şu kim? Bir şey geldi. Geldi geldi. Gelmedi mi? Aynen geldi. Lan oğlum öleceğim. Ananı avrat. Aa, Volley Michael lan bu. Reis. Volley miyiz? Dur şuradan atlayalım da adam sonradan burayı kullanmak isterse. Güzelce'nin gerilemesini durdurdum. Ananı avradını. Oğlum bu palet yenmiş ya. Tamam, volt attı, volt attı, volt attı. Bizim adam bütün paletleri yemiş valla. Benim tek anladığım bu şu an bu maçtan. Aha, pür dikkat çalıştı. Nerede killer? Ya oğlum adam seviye 2'de değil diye bir can tekmelese bile yerini görmüyorum değil mi şu an? Evet arkadaşlar, yani tamam bilinçli bir build değildi. Perk yokluğundan yaptığım bir build'di ama yine de perk'üm counterlandı. Gerçekten inanılmaz ya. Ben hani çok fazla bu konu hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Keşke böyle evde otururken kafama uçak falan düşse de yok olup gitsem şu lanet dünyada. Lan ne yapıyorsunuz? DB'de trailer'ı gibi. Gelin gelin. Oturun çocuklar, vallahi ben de sizi bekliyorum. Çocuklar! Seviye 2'ye geçti. Bir saattir niye oynamıyordun o zaman? Şey mi acaba? Seviye 2 voley. Canım. Bıraksak mı onları? Hah, perk'üm çalıştı seviye 2'de olduğu için. Seviye 2 16 metre miydi? Seviye 1 32 metre, seviye 2 16 metre galiba. O voley o zaman. Bu geliyor. Buradan deli misin ya? Oğlum mori değildir değil mi? Gelecek mi hala? Bıraksak mı onları? Tolga abi, İbo, biri yok mu ekipten yanımda? Tak tak rise game. Ama şimdi ranki. Bir train aylık yapıyorsun, onu söyleyeyim de. Çok hızlı atlıyor, çok hızlı atlıyor arkadaşlar. Pencere kapandı. Onu niye öyle şey yaptın ki ya? Ben sana tekme atıyor muyum? Mesela Michael'a tekme atsam arkadaşlar, hoşunuza gider mi? Bana lütfen söyleyin. Çok ilginç mind game'ler deniyor şu an. Ben daha önce böyle mind game görmemiştim. Ya şuradan devirirsem enayilik yapmış olur. Çok güzel, acayip sattı, acayip sattı, öyle böyle değil. Seviyesi indi de çok bir önemi yok şu an seviyesinin inip inmemesinin. What are you doing bro? Merhaba, hoş geldiniz. İkidir tekme atıyorsun bana. Güzel arkadaşlar, FBI, UEFA falan onlara şikayet etmemize gerek kalmadı. Gittim mi lan? Seviye 2'de yani sesi gelirdi gitmemiş olsaydı. Allah'ım özlemişim şöyle loop atma. Yemin ediyorum arkadaşlar, son zamanlarda o kadar kötü oynuyordum ki oyunu. En azından 1-2 tane düşük killer gelsin de oyunu özgüvenimi tekrar kazanayım. Aa, o niye öyle oldu? Neyse attempt denesin, onu alamam ki. Bizim adam kendi kaşındı galiba anladığım kadarıyla. Çünkü diğerlerin hepsi giderken bu niye gitmedi inadına? Oğlum adamı alsam var ya aslında... O adamı şey yapmak isterdim ya. Yani ölüp ölmemek benim çok şeyimde değil. Dur lan niye böyle bir şey dedim ki? Çok önemli değil diyecektim arkadaşlar. Çok şeyimde değil derken yani hani o ters anlamda değil. O hesaptaki ilk amacım diğer kurbanları kurtarmak biliyorsunuz ki, ama şu an bunu alamazdım. Hafif siklet perk'ünü çıkardım arkadaşlar. Onun yerine umut aldım. Öyle hani çok aşırı işlevli bir perk değil bana göre. Bu aldığım perk de çıkış kapılarına dat olduğu zaman, çıkış kapılarına güç gittiği zaman, yani bütün jeneratörler bittiği zaman %5 hareket hızı kazanıyoruz arkadaşlar. Temelli. Ben save yapabilirdim aslında da direkt zınk diye yapıştığı için. Ben niye herkesi görüyorum lan? Bola kaçtım ben. Abi bizim adam etem. Ama kanki salıyor ya. Geldim işte. Az önce onu istemeden de olsa bloklamış gibi bir şey oldum ya. Galiba ona mı sinirlendi? Evet arkadaşlar, solo oyuncuları biraz daha iyi anlamaya başladım artık. Oğlum ben niye herkesi görüyorum? Bunlarda ne perk'ü var? Full HD bir chase arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Sen nasılsın? Çakalinyo'ya bak. Pas o troll ya. Ay! Lan şu çöplerin oraya girsem, konteynerların. Yolumda da hiçbir şey olmadı ya. Yani bizim adam en başta öyle sallarsa arkadaşlar, ben de orada o adamı nasıl kurtarayım, anladın mı? Ne bakıyorsun, bakma, gir içeri. Arkadaşlar Allah belamızı verdi. Ben attempt'ten ip defolup gidiyorum. Teşekkürler, görüşürüz. Gir dolaba gir. Onun small'u kalmamış, depodan baktırayım getirttireyim ben sana, aynen orada üst baş falan da dene. 3 tane kapalı map. Peki burayı severiz de. Albert yok etti orada. Oğlum bu ranklarda sadece Michael mı oynanıyor ya? Nereden de gördü Allah'ın belası, pis sapık ya. Yani yarım saniyece oturdum bıraktım ya. Tık tık. Yani o güçlü spotta düşmez diye adama... Flash'a gitmedim, jen yapayım bir işe yarayayım diye. 2 tane müthiş paletin olduğu spotta düştü ya. O spotta İbo bile düşmez yani ya. Gerçekten o spotta İbo bile loop atar bir şekilde yani. Atla aşağı. Paradise. Oğlum sen niye sallıyorsun? Ya salak mı bu ranklar arkadaşlar ya? Al. Ya niye attempt denedi mesela şu an? Dolap açıyor ne gazi? Paradise. Oh hey bro. Sen kendini Thor mu sanıyorsun oğlum? Onu fırlat istiyorsan. Geliyor mu hala? Gel bakalım gel. Gel. Sen şimdi bir tane erkenden kill aldığın için kendini bir halt sanıyorsun ama aslında hiçbir işe yaramadığını anlayacaksın şimdi. Fıçık ananı s***. Kolay gelsin. Hayır yetişme ya oğlum. Ben bozulu varmış ya. Ne yapıyorsun? Buradayım. Mahvederdim adamı, mahvederdim. 3-4 jeni vardı, en az 3-4 jeni vardı. Özelliği de bitmişti var ya, harbiden 3-4 jeni vardı ya. Bu Los Angeles Lakers mı lan, bu ne bayrağı bu? Ya eline bir tane hilti vereyim, şurayı dal da gel beni al ya. Şurayı kır orayı, gel hiltiyle yani. Tamam katiller karşımıza kötü gelecek de biz takımları da hesap edemedik ki arkadaşlar yani. Bu ne yapıyor? Böyle kancada kendimi tutmaya çalışayım diyeceğim, olmadı. İkiye geçtik. Aa ben az önce adamı kör edebilirmişim bu arada flash'ımla ya. O da bota düştü yani, muhteşem ya, muhteşem. Arkadaşlar ben buradan rastgele MacBank Challenge videosuna geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Artık oyun kanalı olmayı bırakıyorum. Şeref şerini yapaydım bari, Allah'ın belası herif ya. Maçı zaten almışsın, gel bari 2 chase atalım ya. Oğlum senin doğrun mu var ki lan? Bir yanlış bütün doğruyu götürür, anlıyor musun? Malsın ya. Gerçekten malsın. Hala tryhard mı oynuyorsun? 5 can var, 2 kişiyi öldürmüşsün zaten. Koltuğu alayım bari, adamın başına bela edeyim. Git lan cemmen yap. Ya paleti devirecek şimdi değil mi? Öldürsene şunu. Hah iyi bari paletleri ellemedi. Aferin lan. Vallahi iyi bodan akıllı. Kör ol lan. Kör ol. Mis gibi enayi medkit'i buldum. Arkadaşlar ses çıkarmamak için yine de heal'lanacağım. Adam zaten tek atıyor, niye heal'lanıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama kötü ihtimalle spotlarda ses vermemek için heal'landım. Ya ben böyle her şeyi açıklayacağım mı size ya? Canım istedi heal'landım arkadaşlar, yani size ne ya? Kır şunu, canımı sıkma. Ding 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 ding. Şu an yanlış taraftan kovalıyor beni. Yani bu taraftan palet devirdikten sonra adam kırarken kaçma fırsatım olacak. Aynen de öyle ama işte bu taraflarda palet var mı onu bilmiyorum. Şurada var ya. Aynen öyle babacığım. Aynen öyle. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu adam zekilik yapar mı ben o paleti devirirken? Yaptı. Ay ben de iyi davranmıştım. Yani çok düz oynuyordu. Şunu akıl etti. Ben anlamıyorum ya. Yani gerçekten. Yani mesela şurada şu hareketi yapmasa, dümdüz beni kovalamaya devam etse ben bota karşı oynadığımı düşünürdüm yani. Bir önceki chase'lerde öyle oynadı çünkü. Oğlum bu gelen adam ne? Birazdan elini kaldırıp X falan atsa şaşırmam he. 2 ile çarpılacağım anasını satayım. Evet yine hakkında konuştuğum adam kendi canına kıydı arkadaşlar, gördüğünüz gibi yok oldu. Yerine gençleşmiş bir David. Ghostface gelmiş. Mesela adamın gizli oynaması lazım ama hesap yeni olduğu için adamın kim olduğunu öğrendim. O yüzden saçma. Canım Survivor arkadaşlarım. Tamam, amacım sizi taşımak. Elimden geldiğince oyun bilgimi sizlerin iyiliğine kullanmak ama yani ilk asılan kişi neden direkt olarak attempt deneyip salıyor? Yani adamı havada mı tutayım? Onu da engelleyemem ki. Ne yapıyorsun? Ghostface geldi. Bunlara nasıl anlatacağım şimdi? Birazdan birisi Ghostface olduğunu çok acı bir şekilde öğrenecek. Kanka ben yapıyorum ya Jenny şu an. Tepeme mi alayım seni? Deve güreşi mi oynayalım? Adam palet kırıyordu. Niye gidemedi ki hiçbirine? Bir olay yerinden ilk uzaklaşan kişi katildir arkadaşlar. O bonus kafalı piç patlattı. Oğlum buranın paleti nerede? Yürü. Hop. Messi çalımı. 2 tane Messi çalımını gördün mü? Boink. Güzel güzel güzel. Oğlum burası var ya çok açık yalnız. 3. Beni bir şu an stalklarsa... Açılır mısın? Nereye saklanabilirim lan? Daha hızlı ulaşmak için. Ya dolaba falan gireceğim. Beni de görmüş. Tamam bizim adam gitti herhalde değil mi? Aynen. Gerçi bir şey değişmedi. İkisinin de ilk asılışıymış ama olsun. Ama oraya sanki vurman lazımdı kanki yani. Bir tık kötüyüm şu an. Düzeleceğim. Düzeleceğim. İlk maç iyi oynadım sadece. Diğer 2 maç benlik bir şey olmadı gerçi ama bu maça kötü başladım. Bir jam falan bitirelim. Takımın bir enerjisini, moralini yerine getirelim. O kadar fokusum ki şu an. Güzel. Ananı avradını, ben de diyorum ki ses var adam yok. Oğlum o nasıl bir çıkıştı lan öyle? Ulan belası it peşimdesin değil mi lan? Şu an stat moda geçtim, kesin bana geliyor. Canım bir fake falan at. Bir tur daha çıkar ya değil mi? Çıkmadı lan. Nasıl çıkmadı kanki? Nasıl çıkmadı oğlum ya? Lan keşke devirseymişim. Bak ne güzel can yapıyordu bizimkilerde ya. Koşun çocuklar. Kim daha önce gelecek? Ulan sen arkada değil miydin? Sen nasıl daha önce geldin? İlk Eda'yı fırlasaydık. Onun son asılışı neyse o can yapsın bakalım. Yani şimdi ben buna gülmeyeyim de ne yapayım ya? Şimdi şuna gülmeyeyim de ne yapayım ya? Ne? Yine... Lanetli palet. Adam akıllı kanki, her şeyi kuruyor anladın mı? Şöyle bir uzak diyarlara kıvrak. Adamın haberi yok ki anasını satayım. Neyi devirdi, palet mi devirdi, yanımda mı, haberi yok ki. Burası nereymiş ha? Haritanın böyle bir kısmı varmış. Ya... Kompetitif metlik sırası arkadaşlar. Haritanın en itin öldüğü yere gidiyoruz ve ölüyoruz. Yani bari can yapsın dışarı, ne yapayım. Base paletini kim ne ara yedi? Yani ben haritada base olduğunu bile unutmuşum. Burası neresi oğlum? Haritanın hangi kısmı burası ya? Bakın arkadaşlar e-spor takımı açtım. Logomuzda da İbo var. Ama... Bu ranklarda Bamboozle çok kullanılıyor anladığım kadarıyla. Acaba doğru mu anladım? Şöyle bir kıvrak power. Bura. Arkadaşlar. Güzel stun. Sandık bulmam lazım ya. Maçı çok güzel bir noktaya getirdik şu an. İyi comeback attık. Sandığı bulmuşlar bile. Yemişler sandığı. Herkesin son. Hadi bakalım. Oh my god. Alayım bari, ne yapayım? Ya. Ulan şerefsiz bonus. Ulan amık Lamin Yamalı ya. Yürü git, sol kanat mı oynuyorsun, sağ kanat mı oynuyorsun? Ne işin var burada ya? Amre de yok ki. David'in feneri varmış lan. Bir flash save falan. Orada bizim adam alamayacaktı. Mümkün değildi. Alırken kesinlikle yere düşerdi. Eğer ben de almayıp kaçsaydım hem kancadaki ölürdü hem düşen adam ölürdü. Şimdi kancadaki adamı aldığım için sadece bir kişi ölmüş oldu. O da ben. Aslında yanlış bir şey yok ortada. Sadece en son bana girmesi bir tık üzdü. Bu maçta da Chucky geldi. Hadi bakalım. Oynamayı biliyorsa var ya. Yani ben size devamını anlatamam. Devamına terbiyem el vermez arkadaşlar anlatmaya. 1 gen 2 hook yani. Çok iyi değil ama 0 gen de olabilirdi arkadaşlar. Artık yani biraz optimist olmanın zamanı geldi ya. Ya map çok parlak. Vallahi billahi bak gözüm şu an var ya. Şurada hiçbir şey görmüyorum şu an. Şu an şurası gerçekten yani Salih Amel'in introsu gibi bir şey. Bu egoist insanlarla oynamak istemiyorum arkadaşlar artık. Var ya, o gülüşü olmasa yani kelebek görse ömrü falan uzamaz. Kelebek görse direkt pert yani mefta. Öyle bir gülüş yok. Onu duyduğum için kaçabildim. Şu umut perkünü taktığımdan beri jenleri bitirip perkü çalıştıramıyoruz. Yani şu maç lütfen artık çalıştıralım. Ya. Yemin ediyorum şu killer. Çık çık çık. Adı neydi bunun? Adını unuttum anasını satayım. Evet arkadaşlar şu an hızım %5 daha fazla normal bir kurban hızına göre. Ne oluyor? Ya oğlum yani o 20-30 santim boyun var yani neye çabalıyorsun şu an? Yapma yapma alo. Terbiyesiz ya. Hasar alıp bizim adamı kaldırmaya çalışabilirim arkadaşlar full şu an. Kanka ben salam kaldırmayı bilmiyorum değil mi? Önce bir bekle birimize vursun ki sonra kaldıralım. Yani Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçtı ya şu an. Sallama o kafayı. Arkadaşlar çember oluşturalım. Çember oluşturalım. Hay ananın. O taraf çok güneş. Buraya sürünsene. Nasıl vuramadın lan onu? Bunu nasıl vurdun? Sormamız gereken 2 tane soru var sana şu an. Bunların cevabını almadan ben bu oyuna devam etmem. Koş koş koş. Çok iyi. Oğlum sen nasıl düştün ya? Ulan var ya o Eda bir bloklayabilse o özelliğini. Kankalar bir heal trick deneseydiniz ben zaten kurtaracaktım sizi. Aha! Oho hasara gerek bile kalmadı. Vay enayi. Hop. Oğlum düşme artık ya. Seni bırakmayacağım ki. Yani belki ben öleceğim ama yine aynı yere götürmez dedim. Salak yine aynı yere götürdü. Allah'ım yarabbim. Oğlum ne yapıyor bu ya? Süreye mi öldürtmeye çalışıyor bizi? Bir şey diyeceğim. Bunun var ya şeyi var. Blood Warden olabilir. Yemin ederim o var. Kesin o var. Yapma pis herif yapma. Gerçekten şu an Chucky'nin gerçek şeyi oynuyor olabilir. Hani gerçek Chucky ruhu falan oynuyor olabilir. Hem yaramaz hem pis. Oğlum Blood Warden'ı var. Vallahi Blood Warden'ı var. Ya sıçtık. Sıçtık. Arkadaşlar görüşürüz. Yetişebilen kaçar. Bak şimdi. O kadar iyi biliyorum ki. Öldük hepimiz. Bile bile girdim bu riske yani. Aynen gidersin gidersin. Ya bak yaptığı harekete bak oraya gitmiş. Hala milleti itlik serserilik yapıyor ya. Şuna tekmeyi koyacağım şimdi gelişine yemin ediyorum. Şu kapının şu üstünden zıplatacağım ya. Arkadaşlar gelin bari şerefimizle ölelim. Durun yan yana da thumbnail çıkartayım. Ölün yan yana. Çok güzel. Şöyle. Of ne thumbnail çıkarttım lan öyle. Var ya inanılmaz bir thumbnail çıkarttım şu an. Ya ben anladım aslında adamın amacını da dümdüz kaçmak da istemedim ya. İşte neyse eğlenceliydi. Evet gençler sinir bozucuyla böyle eğlenceli arasında değişik bir maçtı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.